Evet arkadaşlar, şimdi Sırbistan çıkışa geldik. Sırbistan çıkış yapacağız. Macaristan giriş yapacağız arkadaşlar. Bakalım burada bir problemle karşılaşacak mıyız? Ben tek başımayım. Ve arabam da ağzına kadar malzeme dolu. Burası ağzına kadar tır dolu arkadaşlar. İki şerit. Evet arkadaşlar, kaç araba var? 3 araba var önümüzde. Bakalım bir şey arayacaklar mı, aramayacaklar mı? Buradan çıktıktan sonra Macaristan'a gireceğiz. Evet, şu anda bekliyoruz. Geliş yönünü şu anda göremiyorum. Buradaki görevli de uzun bakıyor. Evet, bir tane gitti. Kaldı önümüzde iki tane. Sol tarafta iki tane görevli var. Bunlar polis mi bilmiyorum ki, yazılarından anlayamıyorum. İki tane görevli var. Bir de yanlarında köpek var. Polis zannedersem bu Sırplar, yani bayağı şey yapıyorlar. Arama yaparlarsa bayağı sıkı arama yapıyorlar. Arkamda şu anda araba yok ama sanki bir tane geliyor. Hatta iki tane geliyor. Bir tane daha araba gitti. Şimdi sıra bana gelecek. Öndeki arabada 4 kişi mi var? Halen bekliyoruz. Alo. Alo. Pencere komşu, pencere. Komşu, komplet bagaj kontrol garaja tamo. Ay, auto papir da vidim. Auto papir. Auto papir. Komşu, full bagaj komşu. Ya. Kleidung. Tamo. Zurich garaja. Okay. Aha. Açıl. Var tamam. Yet. Ya, evo, vidiš, bila na ulaz da radi, jedna, gledaj.
Šta smo bili? Šta smo bili? Arkadaşlar, araba ağzına kadar dolu. Adam bana dedi ki arabayı boşaltacaksın dedi. Arayacağız dedi. Odanın içine çek dedi. Ondan sonra indirmen bindirmen dedi bir saat sürer dedi. Ondan sonra bana benden arabanın ruhsatını istedi. Arabanın ruhsatını verdim. Danke. Burada asker de kontrol ediyor arabayı. Macaristan'a girerken. Neyse, arabayı komple boşaltacaksın dedi bana. Ondan sonra benden ruhsatı istedi. Ruhsatı da aldı. Ondan sonra ruhsatı bana geri verdi. Resmen dedi ki içine bir şeyler koy dedi. Çünkü araba ağzına kadar dolu, mecbur kaldım 10 euro verdim. Geçmek için. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Şimdi de Macaristan sınırına geldik. Burada nereden baksan 20-25 tane araba var önümde. Sol tarafta da araba var. Yani 3 şerit. Bakalım ne yapacağız, nasıl olacak. Buradan da herhalde geç çıkarız. Öyle düşünüyorum ya. Şuraya bir geçeyim. Tekrardan konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam 1 saat 18 dakikadır bekliyorum. Önümde bakalım 4 araba kaldı. Şarjım da %16. İnşallah şimdi sınırı geçeceğim. Macaristan sınırını. İnşallah bitmez. Bakalım burada bizim arabayı indirtecekler mi yoksa indirtmeyecekler mi? Onun merakı içindeyim. ...20-25 araba dedim ama herhalde daha fazla vardı önümde veyahut da bir arabayı çok fazla aradılar, bilmiyorum. Bana kimse bir şey diyecek mi? Aynı benim arabanın doluluğunda bir tane sol tarafta var. Adam hiç elini bile sürmedi ama şu anda bekliyorlar. Pasaporta bakıyor. Pasaportu kontrol ediyor. Adamın pasaportu. O da şey, Arnavutluk plakalı araba. Aşırı derecede yavaş ilerliyor. Biraz daha ileri alalım. Bakalım ne olacak. Öbür sol taraftaki adamın arka bagajını kapattırdı. Bakalım kağıdın küreğini veriyor mu, devam ediyor mu? Her arabanın kapısına, arkasına açtırıyorlar. Yani adamlar resmen zamanını öldürüyorlar. Milleti de burada
çile çektiriyorlar millete. Gerçekten çile çektiriyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Bu bir olsun, Macaristan'dan geliyorum. Bir daha da çok zorunda kalmadıktan sonra bu güzergahı hayatta kullanmam. O soldaki araba halen duruyor. Şimdi önümdeki araba gidiyor. Sonra da sıra bana gelecek. Önümdeki araba halen duruyor. Pardon, önümdeki diyorum. Solumdaki araba halen duruyor. Bu genç çocuk bakarsa, şu anki bakan çocuk bakarsa fazla bakmıyor. Öbür bir tane kadın var. Onlar çok inceliyor. Bakalım onları üst yeri de açacak mıyım, açmayacak mıyım? Şu anlık bekliyoruz. 3 tane kontrol yeri açık. 3'ü de şu anda bekliyor. Geliş tarafında da herhalde aradan görebiliyorum. Geliş tarafında da bir kuyruk var. Aynı şekilde geliş tarafına da yapıyorlar. Ha, bu arada Röske sınır kapısındayız arkadaşlar. Macaristan Röske sınır kapısındayız. Macaristan'a giriş yapıyorum ben. Sırbistan'dan. Macaristan çıkışta da yoğunluk var. Sırbistan'a doğru. Evet, sıra bana geldi. Hadi bakalım, hep beraber görelim arkadaşlar ne oluyor. Alo. Şu anlık bekliyorum arkadaşlar. Danke, tschüss. Evet arkadaşlar. Sadece kadın açtı. Kadından korkuyordum. Kadın bagajı aç dedi. Açtım. Gümrük var mı dedi. Yok dedim. Sigara yok, alkol yok dedim. Tamam dedi, kapat dedi. Devam ettirdi. Arkadaşlar, girişte de aynı şekilde 20-25 araba 3 sıra var. Orada da bir kuyruk var. Tahminim orası da öyle uzun süreli sürecek. Ben şu anda Macaristan'a girmiş bulunmaktayım. Şükürler olsun, burada da arabanın içindeki malzemeyi bana indirtmediler. Şimdi Macaristan çıkış, Avusturya giriş
sınırında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gün aydınlandı. Şu anda saatlerimiz tam 5. Macaristan'dan çıkıp birazdan Avusturya'ya gireceğiz. Gece çekim yapmadım. Çünkü yol gerçekten aşırı karanlıktı. O yüzden çekim yapmadım. Şimdi bakalım bu sınırda başımıza bir şey gelecek mi, yoksa buradan da sağ salim geçecek miyiz? Arkadaki minibüsü durdurdular. Şu anda geçtim. Şu anda oraya geçtik. Yani Macaristan'dan çıktık. Gidiş yönünde de hiçbir şey yok. Bomboş. Ve Avusturya'ya girdik arkadaşlar. Sıkıntısız, sağ salim Avusturya topraklarındayız. Bir yer kaldı, bakalım burada bir sıkıntı olacak mı? Yavaşça gidelim bakalım, Avusturya polisi var çünkü burada. Morgan. Evet, buradaki polis bayan da geçti bizi. Ve şu anda yaşadığımız ülkeye giriş yaptık. Evet arkadaşlar, burada videomu sona erdiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.